Evet Ahmet Bey, kolay gelsin. Sağ olasın efendim. Ne yapıyorsunuz? Ateş yakmaya çalışıyorum dayı. Ateş yakıyorsun. Ne için ateş yakıyorsun peki? Ben çemen pişireceğim. Çemen? Evet. Nasıl bir çemen bu? Bu mu? Hakiki organik çemen. Organik çemen diyorsun. Evet. Doğal, doğada öyle mi? Evet, evet. Evet. Merhaba, bu arada bize bakar mısınız Ahmet Bey? Merhabalar efendim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız görüşmeyeli? Teşekkür ederim efendim. Epeydir, uzun zamandır seninle botla açılmıyorduk. Yok. Bir bot sefası yapalım bugün. Olacak inşallah dayıcığım. Evet. Bir turna avı yapalım bugün. İnşallah kısmetimiz olur. İnşallah. Güzel bir av. Ne diyorsun yaparız. Bugün hava güzel, hava çok güzel. Hava çok güzel ama bugün, kısmetimiz açık mı bilmiyorum dayı. Bugün balıkları alabileceğiz mi? İnşallah. Hadi bakalım. Sana güveniyoruz. Evet inşallah. Bu arada arkadaşlar, Ahmet Bey'in bu konularda şansı biraz daha iyi. Yani balık konusunda biraz daha iyi. Ne diyorduk Ahmet? Abone olup like atmayı unutmuyorlar değil mi? Evet, evet. Aynen, lütfen. Lütfen. İki yapması gereken iki hareket var. Tık evet. Tık. Abone oluyorlar ve beğen atıyorlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz bu arada. Bir sürü balık videosu paylaşıyoruz. Kimse yorum atmıyor. Daha doğrusu atıyorlar ama gizli, özelden atıyorlar. Bu arada yorumlarınızı bekliyoruz. İyi veya kötü, değil mi? Tabii. Ona göre yeni videolarımız sizinle olacak. Hadi bakalım. Evet sevgili Ahmet, şu efendim an dayı bize özel menüsünden hazırlıyor. Evet. El yapımı çemen. Hı hı. Kayseri çemeni. Evet. Değil mi? Hı hı. Evet. Oo, bol yağda değil mi? Hı hı. Odun ateşi ve bol yağ. Evet. Bir kere kavrulacak sayı, içine de yumurtayı koyacağız. Üstüne de yumurtayı koyuyoruz değil mi? Hı hı. Evet, şöyle yakın markaj alalım. Görüntü mükemmel bu arada. Ahmet'in özel spesiyali. Öyle mi? Hı hı. Neden bol yağ atıyoruz Ahmet? Daha güzel olur. Daha güzel olur. Hı hı. Ya, özel bir lezzet mi veriyor bu? Evet. Ne yapıyor? Evet, çok güzel hem de. Deneyin. Bir tarif eder misin? Yani bunu nasıl yapıyoruz? Sarımsağı soyarsın dayıcığım. Evet. Ondan sonra güzel bir temizlersin, yıkarsın. Ondan sonra çekersin. Ondan sonra biberini, kimyonunu güzel bir şekilde gramajını ayarlayarak tertemizi yaparsın. İyice karıştırırsın, 3 gün dinlenir. Neden dinlendiriyoruz peki? Birbirine daha iyi bir tat versin diye. Tat veriyor, yani pişkinleştiriyor mu? Ne yapıyor onu? Aynen. Daha güzel oluyor, tadı birbirine karışıyor. Ondan sonra güzelce tavayla 2 kaşık alacaksınız. Güzel, öbür hazır yağdan kullanmayın. Margarin kullanın. Margarin kullanmamızdaki sebep burada şey mi? Daha güzel bir tat. Daha güzel lezzet veriyor, değil mi? Yoğun kıvamı yakalıyorsun yani. Evet. Evet. Bunda çok yağ olsa da yani yedikçe hoşuna gider. Zaten büyük o kadar yağ attın, yuttu hepsini baksana. Hı hı. Şimdi geri dışarı ver onu. Takribi ne kadar süre pişiriyoruz bunu? 10 dakika. 10 dakika? Evet. Yüksek ateş mi? Normal. Normal, orta ateşte. Evet. Ondan sonra yumurtasını köreye, ondan sonra afiyet olsun. Ellerine sağlık. Şimdiden çok güzel gözüküyor. Yani şu şekilde bile yenebilir. Evet. Yumurtası da yiyebilirsiniz yani. Biraz acı olur ama. Yok, fazla acı değil. Öyle mi? Acısı az diyorsun yani. Acısını az kattırdım, çok değil öyle. O zaman baharat kıvamını yakalamak gerekiyor bunda. Tabii. Evet, yumurtalarımız evet, organik. Organik yumurtalar, yani kendi evinde, Ahmet'in kendi evindeki tavuklardan yetiştirdiği, değil mi? Evet. Yumurtalarımız organik yumurta. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi köy tavuğu yumurtası, hakiki. Hani derler ya köy tavuğu yumurtası, ama aslında köy tavuğu yumurtasını biz çok nadiren görüyoruz artık. Yani köy tavuğu yumurtası diye bize yutturuyorlar aslında, değil mi? Aynen. Ama Ahmet'in kendi tavukları var. Beslediği kendi tavukları var. Yakın olan arkadaşlar buyursun. Evet, bu arada davet ediyoruz tabii ki. Sizin adınıza da tadacağız buna sevgili dostlar. Hakkınızı helal edin. Oo, yumurta. Evet. Şu güzelliğe bakar mısınız sevgili dostlar? Doğada, balık ortamındayız. Bu arada şamandıramızı attık. Suda yüzüyor şu an. İstavrit attık. Bakalım. Tuz atıyoruz mu peki buna Ahmet? Tuz. Yani gerek var mı? Çemendeki şey yetiyor mu? Yetiyor da siz ağzınıza nasıl şey görürseniz. Ha, yani tuz orantısı bize bağlı diyorsun. Tabii. Yani. Biz normal yaparız hafiften. Tuzsuz yiyen olur. Tuzsuz yemeyen olur. O hakikaten yağını, dediğin gibi bak, yağını saldı dışarıya. Hı hı. Kayseri usulü çemen sevgili dostlar. Bu arada yakın olan arkadaşlar davetlidir. Evet, davetlisiniz arkadaşlar. Buyurun. O sesleri duyabiliyorum Ahmet. Evet, cızır cızır. Cızır cızır sesleri duyabiliyorum, evet. Bu arada yine ağacılar ağ atmışlar. Uzun bir ara var ağlarda, değil mi? Hı hı. Bayağı uzun bir ara var. Yine ağlarını atmışlar her zamanki gibi. Tabii bu barajda balık koymadılar. Oo, mükemmel. Yeme de yanında uzan. Sen ne diyorsun dayı? Kokusunu düştün, öyle bir düşünsene ya. Evet, şu kokuları alabiliyoruz. Tabii ki siz görüntüden alamıyorsunuz ama biz alabiliyoruz. Hakkınızı helal edin bu arada sevgili dostlar. Sizin adınıza da tadacağız. Evet, hazır. Hazır diyoruz ve afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Gel dayı. Evet sevgili dostlar. Yeniden merhaba. Botumuza bindik Ahmet'le. Sevgili Ahmet. Efendim. Botumuza bindik ve atışlarımızı yapıyoruz. Evet, atışlarımıza başlamış durumdayız şu an. Bakalım, balık taramasındayız şu an, değil mi? Evet. Evet. Balığın oynama saatleri diyoruz, değil mi? Hı hı. Bakalım nasibimizde bugün ne var sevgili dostlar. Kilitlenmiş yosundan dolayı. Bir yosuna gelmişiz. Evet, Remixon'un sarı yeşil kaşığını kullanıyoruz sevgili dostlar. Kırmızı, arka taraf beyaz ve kırmızı renklerden oluşuyor. Evet sevgili Ahmet, efendim? Balığımızı bir gösterebilir misin? Evet, bu siftah olduğu için atmayacağım. Evet, limit dursun. 46 santim değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, oynamaya başladı. Ve şuraya bağırıyoruz arkadaşlar, buradan devamlı düşmesi için. Hiç gülecek ya. Öyle değil mi? Evet sevgili dostlar. Aldık onu içeriye. İpi bırak. İpi bırak. Suya değdirme.